Herkese selamlar dostlar. 26 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Bugün genellikle gollere gittiğimi de belirteyim. Direkt raporlarla başlayalım. Sizlere bir adet de maç skorumuz var. Maç skor yarışmamız arkadaşlar bugün Marsilya ile PSG. Marsilya'yı yazamamışım zaten. Marsilya PSG maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alalım. Ben buradan Marsilya'nın kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. O yüzden sizler de ona göre kendi skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Cuma günü ne yaptık ondan bahsedeyim. Cuma günü kombinem vardı. Bir tane adet futbola girmedim ben basketbol kombinesi yaptım. Asfel 9 sayı fark yemez dedim. Bir farkla yenildi. Olympiakos Valencia başına da üst dedim o da geldi. Toplamda 2 14 mü öne oranı vardı bu kombinenin. Başarılı şekilde kazandı. Değerlendirenleri tebrik ederim. Cuma günü de zaten kazançla geçtik. Tek kombinemiz kazandı. Şimdi yorumlarda herkes açık bir canlı grubumuz var. Pazar günü buraya canlı bahisler yapacağım arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Oraya da katılabilirsiniz. Yorumlar ve açıklama kısmında zaten mevcut. Kangal tipçi yarattığınız zaman da Telegram'da zaten bu gruba gelirsiniz. 5578 kişinin olduğu bir grup şu an burası. Geçtim bunu. Canlı odasında neler yaptık diye baktığımız zaman da dün de yani cuma günü canlılarımız gayet güzeldi. Başarılı bir canlı seansı geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Ki şöyle futbol maçları önce bir patlar gibi oldu. Sonra biz canlılarımızı aldık. Hepsi takır takır gelince bir sürü win çektik zaten. Canlılarda da gayet güzel kazandığımız, kazandık ve kazandırdığımızı da düşünüyorum ben açıkçası. Hatta grubumuzdan göstereyim ekran resminden. Şöyle Berşova maçına 2.5 üst olarak almışız dakika 74'te. Devam edelim. Burada bir yeşillendirmişiz tekrardan bir yeşillendirmişiz. 2.34 2.31 gibi orandan. Oradan tekrardan bir Hobro maçını yeşillendirmişiz. Varşova maçına üstümüz geldi. Daha yeni gösterdim zaten. Krakow maçına girdik. 2.5 üst. 1.71 gibi orandan. Valencia'nın üstü geldi. Girdik. Günün kombinesi burada. Krakow maçının şeyi geldi. Vista Krakow maçının 2.5 üstü geldi derken zaten Wolfsburg maçına da var olarak verdik. Geldi. Real Betis maçına 4.5 üstü olarak bir 33 gibi orandan verdik. Altına da yazdık ki deplasman golü de alınır. O zaten Nil maçının 8.5 üstü kornere geldi derken burada Real Betis maçı da geldi. Buradan bu da geldi derken dediğim gibi çok güzel bir canlı sekansı geçirdiğimizi düşünüyorum. Güzel kazançlar elde ediyoruz ki canlı grubumuzda zaten başları bizim. Eee malum yani iyi izliyorum, iyi izleyip düşünüyorum canlıda. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Artı 300 seviyesinde like gelirse hafta içinde çekeceğim bir video ve bir adet de kombin önerisi yapmak istiyorum. O yüzden like'larınızı iki saniyenizle ayırıp like atarsanız bizler için önemli. Artı 300 like da kombine devam eder. Başlayalım. Ümraniye ile Adana Demir Mücadelesi. Adana Demir tarafında herhangi bir eksik sakat bir oyuncu bulunmuyor. Sadece Gökhan Töre olmayacak. Ev sahibinde Avunu maçta olmayacak. Kart cezalısı Adana Demir'in oranı normalde bu kadar yüksek değildi galiba ertelenmeden önce. Şimdi bana oranı biraz yüksek geldi. Ben o zaman bu maç ertelenmeden önce videosunu çekmiştim. Dep basmanı atacağı iki golü önermiştim. Yine aynı şekilde önereceğim fakat oran biraz fazla geldi bana. Çünkü oynayan bir Adana Demirspor var. Ümraniye'de çıkmak istiyor. Kendi evinde zaten yarınlar yokmuşçasına oynayan bir takım. Arkada boşlukta bulacaktır Adana Demir. Burada dep basman 1.5 üstünün burada çok güzel bir oranı vardı. Aldım gibi orandan hiç çekinmeden. 1.59 oranı var. Değerlendirecek Adana Demir'in 2 golünü burada alabilir. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığım zaman da mücadele genelinde Ümraniye'nin yerinde katkı vermesi bence malum. O yüzden 2.5 üstünde 2 olma ihtimali de bence var. 2.53'te bunun oranı var. Aldım ve sisteme atarım bu mücadeleyi de bilginize. Atletik Bilbao ile Girona mücadelesi. Bilbao tarafında herhangi bir sakatlık yok. Şöyle baktığımız zaman da önemli sakatlık yok değil. Williams'lar var. Sankit var. ileride Gurzeta var aynı şekilde. Bilbao takımında tam kadro. Yani golcülerinin hepsi sağlam oyuncu, hücum oyuncuların hepsi yerinde. Girona takımına baktığımız zaman da onlar da kendi evinde iyi bir takım. Fakat deplasman karneleri o kadar da iyi değil ki. Atletico Bilbao kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da yani pozisyona girmeme gibi bir şansı yok ki kendi evlerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal zaten devirdiler mesela. Bu tip takımlara karşı da zaten her zaman üstün oynamaya çalışan bir takım. Yani pes etmiyor. Girona'ya kendi evinde pes eder mi? Sanmıyorum ben burada. Ben burada doğrudan bir Atletico Bilbao galibiyeti aldım. Son maçında da mağlup olan bir Bilbao takımı vardı. Burada da ben kendi evlerinde Girona'ya karşı üstün kadrosuyla ve üstün oyunuyla birlikte Girona'ya boynu yedireceklerini düşünüyorum. Doğrudan maç sonu 1'de aldı. Bilbao burada galibiyeti alır. Maçın beklentisi orada 2-1'lik Bilbao galibiyeti. Reims ile Toulouse mücadelesi. Bu maç biraz sıkıntılı olabilir. Şu yönden sıkıntılı olabilir. Toulouse takımı sürekli arkaya top atıyor. Temposu yüksek bir takım. Reims topu elinde çok fazla tutarsa, ayağında çok fazla tutarsa, eee oyunu biraz yavaşlatabiliyor Rams takım ama iyi bir takım. Özellikle hücum hattındaki Balogun yani bitiricilik anlamında çok üst düzey bir oyuncu. Çünkü genç yetenek olmasına rağmen daha 20 yaşlarında falan. Onu geçtim. Rams'ın teknik direktörünü zaten biliyorsunuz mu bilmiyorum. Tm oynayaraktan geldi buraya. Daha bir teknik direktörlük belgesi yok. Hatta Rimes sadece bu teknik direktör başta dursun diye her maç 30 bin euro mu 25 bin euro mu ne ceza ödüyor. Onu da belirteyim sizlere. Burada Rimes'in bir galibiyeti de olabilir de. Ben Toulouse'un oyununa güveneceğim. Tempolu oyununa güveneceğim. Mücadele genelinde tempolu gollü bir maç geçebilir diye düşünüyorum. 2.5 üstü oranı 1.53 gibi oranı var. Mücadelede bence 3 gol sesi gelebilir. Toulouse'dan kaynaklı. Var da gelebilir bu arada. Var ve üst de olabilir zaten. Hatta şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. İki buçuk üstü almayalım. Bunu ben var yapıyorum. Var olarak alalım. Çünkü ben zaten Tulus'tan daha çok bir gol beklediğimden dolayı. Reims de kendi evinde atarsa bir bir biterse olası. Ondan üçüncü golü beklemeyelim biz burada. Var seçeneğini alalım geçelim buradan. Var olarak düzelttim ben kendim de. Freiburg'la Level Kuzen mücadelesi. Şöyle alalım. Level Kuzen zaten biliyorsunuz geçen maç ligde bir yedek çıkmıştı. Orada bir bedel ödedi. Mayıza mağlup oldu. Ondan sonra hafta içinde de bu bedelin karşılığını aldı ve Monaco'yu eledi. Gayet iyi bir şekilde Level kuzen üst tura atladı. Freiburg'la oynayacaklar. Freiburg da kendi evinde ve yorgun Level Kuzen'e karşı burada. Ben açıkçası biraz üstün tuttuğumu düşünüyorum. Ben burada idealden tabii ki bir var aldım. Yani Level Kuzen deplasman takımıdır. deplasmanda da boşta bulduğu zaman da hiç affetmez. Freiburg da kendi evinde baskılıdır. Grifo falan vesaire derken acımaz geçer, saplar geçer. Burada Var seçeneğini aldım ben idealden. 1.43 gibi orandan. Dediğim gibi goller yöneldim biraz. Fakat ben şöyle de bir şey söyleyeyim. 2 birlik bir Freiburg'a kaymaz mı? Diye düşünerekten de 2.5 üstünde 1. 2.91'de bunun oranı var. Ben burada olası bir 2 birlik bir Freiburg galibiyeti bekliyorum. Ama Level Kuzen'den gol beklediğimi idealden kombineleri de var, var olarak aldığımızı söyleyelim. Zaten tempolu bir maç olacaktır mutlaka. Goller gelecektir. Ben 2.5 üstünde bir de sizlere 2.91 gibi orandan önermek istiyorum. PSV ile Twente mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirdim. PSV Sevilla'ya karşı yendi. 2-0 yendi. Ev 1,5 üstümüz, maç sonu 1,5 üstümüz. Zaten kombineye yüksek oran sistem kuponu gel koymuştum, geldi zaten. Yüksek orana gitmiştim o maçta. Twente ile oynayacaklar burada. PSV zaten iyi bir takım Twente'ye karşı da yorgun bir takım. Ya geçen maç baktığım zaman Sevilla'ya çok da fazla öyle boyun yani diş geçiremedi. Twente ile Sevilla'yı bir tutmuyorum ama Twente bu yorgun PSV'ye bence gol atabilir gibi geliyor. Ben burada da doğrudan bir KG var seçeneğini aldım. Twente tarafından da gol bekliyorum. Var seçeneğinin burada bir 52 gibi güzel bir oranı var. Burada Twente tarafından da gol bekliyorum. PSV yorgun. Kendi evlerinde de zaten zirve ya oynayan bir PSV olduğundan dolayı da gol atacaklardır. Var seçeneğini değerlendirdim. Diğer mücadele Beşiktaş'ta Antalya Spor mücadelesi. Antalya tarafında zaten eksikleri biliyorsunuzdur. Mofin de dün futbolu bırakmış. 35 yaşındaki kaleci. Haberlerde gördüm. Aklıma gelmişken söyleyeyim sizlere de. Beşiktaş tarafında bir eksiklik var mı? Şöyle bir kart cezalısı vardı. Masaoku. Masaoku. Bu maçta olmayacak. Josef zaten yok bildiğiniz üzere. Redmond, Fernandes, Cenk Tosun ileride de Abu Bakar olacaktır. Ben burada Beşiktaş'ın doğrudan galibiyetini alacağım. Ee, kendi evinde Vodafone Park'ta oynanacak bir karşılaşma. Deplasmandaki zaten eksikler çok fazla. Şüpheli isimler de fazla. Luis Adriano olmayabilir. Luindama olmayabilir. Pardon Luis Adriano ile Luindama zaten yok. Ufkak Yol, Nakajma, Gray Vural gibi isimler olmayabilir. Larson Kartizalısı, da sakat olduğunu ve Kudryashov'un da sakat olduğunu söyleyelim. Burada doğrudan bir Beşiktaş galibiyet alınabilir nasıl bir yüksek oran yaparız diye, diye düşündüğüm zaman da ilk yarıdan anlamda bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir. Sistemi atacaklara 1.92 gibi orandan da ilk yarı biri değerlendirme altına alınabilir. Bayern Münih ile Union Berlin mücadelesi. Bu maçta idale gittim biraz. Yani 1.30 bantlarına bir oranı vardı. Yani burada eğer şampiyonluğu istiyorsa Bayern Münih yani zaten her yıl şampiyon oluyor da bu yılda şampiyonluğu istiyorsa bu maçı da bence alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani klasiktir. Ben Union Berlin olmasını isterim ya veya Dortmund olmasını isterim. Her yıl Bayern Münih oluyor oluyor. Bize bir faydası yok da. Ee, şey olarak diyorum. Burada ilk yerden bir Bayern Münih golü alınabilir. 32 gibi oranı var. İdeal olarak değerlendirilebilir. İlk yarıdan bir Bayern Münih golü kendi evlerinde oynuyorlar. Atabilirler. Onun dışında da ilk kere biri de neden olmasın? 1.56'da bunun oranı var. Zaten Bayern Münih'in neyini anlatayım? Doğru mu? Son mücadele Marsilya ile Paris mücadelesi. Yani bu maçın ben Vara şöyle bir 140 seviyesinde olsaydı direkt şeye koyardım. Yani ideal kombineme koyardım. Vara bir 32 açmışlar. Var olma ihtimali de çok yüksek. Ben Marsilya'dan gol bekliyorum yani. Marsilya deli dehşet oynuyor, oynuyor açıkçası. Paris tarafında zaten Paris'tir yani. Messi, Neymar, Mbappe, Kaplumbağa. Bunlar herhangi bir sakat var mı diye baktığımız zaman da şöyle bakayım. Neymar Aynen bu maçta bir olmayabilir. Sakat zaten. Ev sahibinde de kart cezalısı Mbemba kart cezalısı. Var alınır. Ben burada bir de yüksek oranına gitmek istiyorum. Ev sahibi 1.5 üstü 1.86. Yani ben Marsilya'ya güveniyorum. İyi takım. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsettim. Çok fazla sizi sıkmadan anlatmaya çalıştım. Sizlerden ricamız videoyu atacağın artı 300 seviyesindeki like'tır. Artı 300 seviyesi like geldiği zaman da yapmaya devam edeceğim. Değerlendirecekler bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye.